20 santimlik tarağı yuttu. Adı açıklanmayan kadın yutmak istediği tablet hapı boğaza takılınca kendince çareler aradı. O sırada masa üzerinde gördüğü tarakla ittirmek aklına geldi. İttirerek tableti yutmak istedi. Ancak aniden gelişen istem dışı bir öğürme refleksi sonucu plastik tarak kadının boğazından geçip midesine kadar indi. Daha sonra fenalaştı. Yakınlarını çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi acil servisine kaldırıldı. 20 santimlik tarağı tutan kadın telefon attığımızda. Alo? Ay hayır, anlamıyorum. Yani neden beni arayıp duruyorsunuz sabahtan beri? Bir sürü adam arıyor. Neden efendim? Ne diyorlar size? 20 santim tarağı yutan kadın sen misin diye. Evet deyin efendim. Ay yani anlamıyorum. Bunda ne var yani? Olabilir. Herkes yutabilir. Vallahi ben yutamam. Açık söyledim. Fakat efendim tarağı siz bilerek yani ilacı ittirmek için kullanmışsınız. Yani bilerek yediğinizi söyleyenler var. Ay tarağı niye yiyeyim canım? Tarak yenir mi? Peki tarak kimin de hanımefendi? Tarak bilmiyorum yani, bilmediğim tarağı yemem ben bir kere. Ay yabancı adamın tarağını niye yiyeyim yani? Saç tarağı mıydı? Bıyık tarağı mı? Bildiğimiz saç tarağıydı. Peki kendinizi nasıl hissettiniz? Ay yani çok kötü bir deneyimdi. Zaten bilerek yemedim. Ay bak, bana da yedim dedirttiniz. Ay ben tarağı yemedim, yanlışlıkla yuttu. Yani boğazıma hap takıldı. Onu itmek için tarağı tuttum. Ağzıma soktum. Üşürünce tarağı yutuverdim. Nasıl çıkardılar? Tarağı sonra midenizden çıkardılar değil mi efendim? Acil serviste çıkardılar. Peki daha önce tarak yuttunuz mu? Yoksa bu ilk miydi? Bakın siz ne demek istiyorsunuz? Daha önce niye tarak yutayım? Ay siz bana ne demek istiyorsunuz? Ay mağara adamları. Ay ilk insanların ilkleri. Ay mamut mamaları. Ay evrimsel sürecin hataları. Ay orangutan bozuntuları. Ay makak şebekleri. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz.